Yollar yaklaşıyor hadi sen de durma. durma sana ders bolca de Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Derssizdeyim komu hoş geldiniz. Yazım kuralları konusuna devam ediyoruz. Bu bölümde kısaltmaların yazımını öğreneceğiz. Kısaltmaların yazımı. Sözcük tek heceli ise ilk harfi alınarak kısaltılır. Sonuna da nokta konur. Kat sözcüğü için k harfini kullandık, k'den sonra da nokta koyduk. Oy sözcüğü için o harfini kullandık ve nokta koyduk. B, çok heceli ortak adlar yani cins isimler, tür adları genellikle baştan üç harfi al alınarak kısaltılır. Yalnız sayfa yani s nokta sözcüğünün kısaltmasında bu kurala uyulmamıştır. Mahalleyi anlatmak için mah nokta. Caddeyi anlatmak için cad nokta. Matematiği anlatmak için mat nokta. Coğrafyayı anlatmak için co nokta. Özel adlar kısaltılırken büyük harfle başlanılır. Baştan iki ya da üç harf alınarak kısaltma yapılır. Almanca için al nokta. İstanbul için ist nokta. Fransa için fr nokta. Kişi adları İlk harfi alınarak kısaltılır. Eda için E nokta, Selim için S nokta, Tülin için T nokta. Özel adın birden çok sözcükten oluştuğu durumlarda her sözcük büyük harfle başlatılarak yazılır ve araya nokta konmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi için TBMM, Karadeniz Teknik Üniversitesi için KTÜ, Atatürk Orman Çiftliği için AOC kimi kurumlar adlarının kısaltmalarında sözcüklerinin tümünün baş harfi kullanılmaz. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu için TRT biçiminde kısaltma doğrudur. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü için MTA kısaltması uygundur. Kimi kurumlar kısaltmalarını allarındaki sözcüklerin birkaç harfi ile gösterilir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için DS.K. Genel Kurma için GEN.KUR. Edebiyat Fakültesi için ED.F. Bileşik sözcükler ilk sözcüğün baştan üç harfi, ikinci sözcüğün ilk harfi alınarak kısaltılır. Yer bilim için yer B nokta. Dil bilgisi için dil B nokta. Bugünkü dersimiz sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.